Öncelikle sözlerimi Sivasspor'u kutlayarak başlamak istiyorum. Kesinlikle hak ettikleri bir galibiyet aldılar buradan. Biz de bugün aslında 10 kişi kaldıktan sonra saha içerisinde çok istediğimiz o varlığı gösteremedik maalesef. Özellikle penaltı pozisyonu ve 10 kişi kalmamızdan sonra yaklaşık 70 dakika boyunca 10 kişi oynadık. Aslında böyle maçlar oynayabilirsiniz ama belki 10 kişi kaldıktan sonra ben takımdan daha fazlasını görebilmeyi, daha mücadeleyi, o daha arzuyu görebilmeyi isterdim açıkçası. Ve maç tabii ki bizim için goller yedikçe son 15 dakika, 10-15 dakika boyunca genç arkadaşlarımızı görmeyi, onlara biraz süre verebilmeyi ve onların da maç tecrübesi edinebilmelerini sağlamaya çalıştık. Ve aslında onlar oyuna girdikten sonra da ikinci yarının son dakikalarına doğru topun hakimiyeti biraz bizde kaldı. Daha fazla kaleye şut atma fırsatı bulduk ve biraz daha topla oynayan taraf olduk. Maç üzerinden benim çıkaracağım belki çıkarım şu olabilir. Tabii ki önümüze yapılacak çok iş var. Yapmamız gereken çok çalışma var ve biz de bunları yaparak, analiz ederek neleri eksik yaptık, neleri doğru yaptık. Bunları önümüzdeki maçlarda çok daha iyisini yapmaya çalışacağız. Teşekkürler. Evet, soru var mı arkadaşlar? Buyurun, kendinizi tanıtarak. Hocamız önce Türkiye'ye hoş geldin. Emir Bey, Milli Yatı Türkiye'ye. Yeni takımda kendisi. Evet. Bu çok eksikti. Bu çok eksikti. Entonces quería saber también qué tiene pensado para cambiar la situación de Trabzonspor. Öncelikle ilk sorunuza yanıt olarak şöyle söyleyebilirim. Tabii ki buraya gelmeden önce aradığım insanlar oldu. Burada tanıdığım insanlar vardı. Ve hep aradığım, konuştuğum herkes bana bu kulübün ne kadar büyük bir kulüp olduğundan bahsetti. Zaten kulüp geçen sene gösterdiği performansı gösterebiliyor olsaydı ben de tabii ki burada olmazdım. Dolayısıyla ben de buraya geldiğimde hep beraber kulüp içerisinde oturup nelerin yanlış gittiğini, nasıl nelerin yapılması gerektiğini hep beraber konuşacağız. Bizim takımımıza baktığınızda önemli oyunculara sahip olan bir takım olarak görüyorsunuz ama takım olarak belki istediğimiz mücadele gösteremedik. Bunun nedenlerini araştıracağız ve buna karşı neler yapmamız gerektiğini tabii ki hep beraber çözüme ulaştıracağız yapacağımız analizlerden sonra. İkinci sorunuza yanıt da şunu söyleyebilirim. Çalışarak çözeceğiz bunu. Çünkü önümüzde şu an oynayacağımız maçlar var. Tabii ki birkaç gün içerisinde ya da kısa süre içerisinde sorunları çözebilmek çok mümkün değil. Çok kolay değil bu sorunları birkaç gün içerisinde ve hızlıca çözebilmek. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız olacak. Biz de önümüzdeki oynayacağımız maçları bu zaman içerisinde değerlendirerek hem önümüzdeki sene kullanabileceğimiz oyuncuları, hem kimlerin bizde olup olmaması gerektiğini, hem de bizim tabii ki hedefimiz olan 4. sıraya ulaşmak ve en üst sıralarda tamamlayabilmek adına kimlerin motivasyonu var, kimler buna hazırlıklı durumda, bu maçları oynayacağımız bu zaman periyodunu da bunları değerlendirebilmek, önümüzdeki senenin oyuncularına bizde kimler daha katkı verebilir, bunları değerlendirmek adına bu süreyi de kullanacağız. Başka soru var mı? Teşekkürler. İyi akşamlar. Thank you very much. Bye. Kolay gelsin hepsine.